Forsa, Akdeniz'in kahramanlık yuvası, sonsuz ufuklarına bakan küçük tepe. Mini mini bir çiçek ormanı gibiydi. İnce, uzun dallı, badem ağaçlarının alaca gölgeli sahile inen keçi yoluna düşüyor. İlkbaharın tatlı rüzgarlarıyla sarhoş olan martılar çılgın bağırışlarıyla havayı çınlatıyordu. Badem bahçesinin yanı geniş bir bağdı. Beyaz taşlardan yapılmış kısa bir duvarın ötesindeki harabe vadiye kadar iniyordu. Bağın ortasındaki yıkık kulübenin kapısız girişinden bir ihtiyar çıktı. Saçı sakalı bembeyazdı. Kamburunu düzeltmek istiyormuş gibi gergindi. Elleri, ayakları titriyordu. Gök kadar boş, gök kadar sakin duran denize baktı, baktı. ''Hayırdır inşallah'' dedi. Duvarın dibindeki taş yığınlarına çöktü, başını ellerinin arasına aldı. Sırtında yatık bir çuval vardı. Çıplak ayakları topraktan yoğrulmuş gibiydi. Zayıf kolları kirli tunç rengindeydi. Yine başını kaldırdı. Gökle denizin birleştiği dumandan çizgiye dikkatle baktı. Ama görünürde bir şey yoktu. Bu, her gece uykusunda onu kurtarmak için birçok geminin pupa yelken geldiğini gören zavallı eski bir Türk forsasıydı. Tutsak olalı 40 yılı geçmişti. 30 yaşlarında dinç, levent, güçlü bir kahramanken Malta korsanlarının eline düşmüştü. 20 yıl onların kadırgalarında kürek çekti. 20 yıl iki zincirle iki ayağını rutubetli bir geminin dibine bağlanmış yaşadı. 20 yıl yazları, kışları, rüzgarları, fırtınaları, güneşleri onun granit vücudunu eritemedi. Zincirleri küflendi, çürüdü, kırıldı. 20 yıl içinde birçok kez halkalarını, çivilerini değiştirdiler. Ama onun çelikten daha sert kaslı bacaklarına bir şey olmadı. Yalnız abdest alamadığı için üzülüyordu. Hep güneşin doğduğu yanı sol yaresine alır, gözlerini kıbleye çevirir, 5 vakit namazını gizli işaretle yerine getirirdi. 50 yaşına gelince korsanlar onu artık iyi kürek çekemez diye bir adada satmışlardı. Efendisi bir çiftçiydi. 10 yıl kuru ekmekle onun yanında çalışmıştı. Allah'a şükrediyordu. Çünkü artık bacaklarından mıhlı değildi. Abdest alabiliyor, tam kıblenin karşısına geçiyor, unutmadığı ayetlerle namaz kılıyor, dua edebiliyordu. Bütün umudu doğduğu yere, Edremit'e kavuşmaktı. 30 yıl içinde bir an bile umudunu kesmedi. Öldükten sonra nasıl dirileceğime inanıyorsam öyle inanıyorum. 50 yıl tutsaklıktan sonra ülkeme kavuşacağıma öyle inanıyorum derdi. En ünlü, en tanınmış Türk gemicilerindendi. Daha 20 yaşındayken Tarık Boğazı'nı geçmiş, Poyraz'a doğru haftalarca, aylarca kenar kıyı görmeden gitmiş, rast geldiği ıssız adalardan vergiler almış, irili ufaklı donanmalarını tek başına hafif gemisiyle yenmişti. O zamanlar Türk elinde namı dillere destandı. Padişah bile onu sarayına çağırtmıştı. Serüvenlerini dinlemiş. Çünkü o Hızır Aleyhisselam'ın gittiği diyarları dolaşmıştı. Öyle denizlere gitmişti ki üzerinde dağlardan, adalardan büyük buz parçaları yüzüyordu. Oraları tümüyle başka bir dünyaydı. 6 ay gündüz, 6 ay gece olurdu. Karısını işte bu yılı bir büyük günle bir büyük geceden oluşan başka bir dünyadan almıştı. Gemisi altın, gümüş, inci, elmas, tutsak dolu vatanına dönerken denizin ortasında evlenmiş, oğlu Turgut Çanakkale'yi geçerken doğmuştu. Şimdi 45 yaşında olmalıydı. Acaba yaşıyor muydu? Hayalini unuttuğu karlardan beyaz karısı acaba sağ mıydı? 40 yıldır yalnız taht yerinin İstanbul'un minareleri, ufku, hayalinden hiç silinmemişti. Bir gemim olsa gözümü kapar Kabataş'ın önüne demir atarım diye düşünüyordu. 60 yaşını geçtikten sonra efendisi onu sözde özgür kıldı. Bu özgür kılmak değil, sokağa perişanlığa atmaktı. Yaşlı, tutsak bu bakımsız bağın içindeki kulübeyi buldu. İçine girdi. Kimse bir şey demedi. Ara sıra kasabaya iniyor, yaşlılığına acıyanların verdiği ekmek paralarını toplayıp dönüyordu. 10 yıl daha geçti. Artık hiç gücü kalmamıştı. Hem bağ sahibi de artık onu istemiyordu. Nereye gidecekti? Ama işte, eskiden beri gördüğü rüyaları yine görmeye başlamıştı. 40 yıllık rüya. Türklerin, Türk gemilerinin gelişi. Gözlerini kurumuş elleriyle iyice ovdu. Denizin gökle birleştiği yere baktı. Evet, geleceklerdi. Kesin bu. Buna öylesine inanıyordu ki, 40 yılın görülen bir rüya yalan olamaz, diyordu. Kulübe duvarlarının dibine uzandı, yavaş yavaş gözlerini kapadı. İlkbahar bir umut tufanı gibi her yanını parlatıyordu. Martıların, geliyorlar,
geliyorlar, kurtarmaya geliyorlar gibi işittiği tatlı seslerini dinlemeye daldı. Duvar taşlarının arkasından çıkan kertenkeleler üzerinde geziniyor, çuvaldan giysilerin içine kaçıyorlardı. Gür, beyaz sakalların üstünde oynaşıyorlardı. Yaşlı tutsak rüyasında ağır bir Türk donanmasının limana girdiğini görüyordu. Kasabaya giden yola birkaç bölük asker çıkarmışlardı. Al bayrağı uzaktan tanıdı. Yatağanlar, kalkanlar güneşin yansımasıyla parlıyordu. ''Bizimkiler, bizimkiler!'' diye bağırarak uyandı. Doğruldu. Üzerindeki kertenkeleler kaçıştılar. Limana baktı. Gerçekten kalenin karşısına bir donanma gelmişti. Kadırgaların, yelkenlerin, küreklerin biçimine dikkat etti. Sarardı. Gözlerini açtı. Biri hızla çarpmaya başladı. Ellerini göğsüne koydu. Bunlar Türk gemileriydi. Kıyıya yanaşıyordu. Gözlerine inanamadı. Acaba rüyada mıyım? Kuşkusuna kapıldı. Uyanıkken rüya görülür müydü? İyice inanabilmek amacıyla elini ısırdı. Yerden sivri bir taş parçası aldı. Alnına vurdu. Evet, işte hissediyordu. Uyanıktı. Gördüğü rüya değildi. O uyurken donanma burnun arkasından birdenbire çıkıvermişti. Sevinçten, şaşkınlıktan dizlerinin bağı çözüldü. Hemen çöktü. Karaya çıkan bölükler, ellerinde al bayraklar kaleye doğru ilerliyorlardı. 40 yıllık bir beklemenin son çabasıyla davrandı. Birden kemikleri çatırdadı. Badem ağaçlarının çiçekli gölgeleriyle örtülen yoldan yürüdü. Kıyıya doğru koştu, koştu. Karaya çıkan askerler aksakallı bir ihtiyarın kendilerine doğru koştuğunu görünce "Dur!" diye bağırdılar. İhtiyar durmadı, bağırdı. "Ben Türk'üm oğullar, ben Türk'üm." Askerler onun yaklaşmasını beklediler. İhtiyar Türklerin yanına yaklaştığında önüne gelenin ilkini öpmeye başladı. Gözlerinden yaşlar akıyordu. Haline bakanlar üzülmüşlerdi. Biraz heyecanı dinince sordular. Kaç yıldır tutsaksın? 40. Nerelisin? Edremitli. Adın ne? Karamemiş. Kaptan mıydın? Evet. İhtiyarın çevresindeki askerler birbirine karıştı. Bir çığlık koptu. Bey'e haber verin, bey'e haber verin diye bağırışıyorlardı. İhtiyarın kollarına girdiler, kuş gibi deniz kenarına uçurdular. Bir sandala koydular. Büyük bir kadırgaya çıkardılar. Askerin içinde onun kahramanlık serüvenlerini bilmeyen, ünlü duymayan yoktu. Biraz güvertede durdu, sevinçten şaşırmış, aptallaşmıştı. Ayağına bir çakşır geçirdiler, sırtına bir kaftan attılar. Başına da bir kılıç koydular. Haydi beyin yanına dediler. Onu kadırgaya getiren askerlerle birlikte büyük geminin kaşına doğru yürüdü. Kara, pala bıyıklı, sırmalı giysinin üzerine demir, çelik zırh giymiş iri bir adamın karşısında durdu. Sen Karamemiş misin? Evet dedi. Hızır Aleyhisselam'ın geçtiği yerlerden geçen sen miydin? Benim. Doğru mu söylüyorsun? Niye yalan söyleyeceğim? Aç bakayım sağ kolunu. İhtiyar kaftanının altından kolunu çıkardı, sıvadı, beye uzattı. Pazısında haç biçiminde derin bir yara izi vardı. Bu yarayı gecesi 6 ay süren bir adadan karısını kaçırırken almıştı. Bey ellerine sarıldı, öpmeye başladı. Ben senin oğlunum dedi. Turgut musun? Evet. İhtiyar tutsak sevincinden bayılmıştı. Kendine gelince oğlu ona ben karaya cenge çıkıyorum. Sen gemide rahat kal dedi. Eski kahraman kabul etmedi. Hayır, ben de sizinle cenge çıkacağım. Çok yaşlısın baba ama yüreğim güçlüdür. Rahat et, bizi seyret. 40 yıldır dövüşü özledim. Oğlu babasının ellerine varıp vatanını, sevdiklerini göremeden seni tekrar kaybetmeyeyim baba diye yalvararak öptü. İhtiyar kafasını kaldırdı, göğsünü kabarttı. Daha bir gençleşmiş gibiydi. Bayrağı işaret ederek şehit olursam bunu üzerime örtün. Vatan al bayrağın dalgalandığı yer değil midir dedi.